Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte GTX 1080'i kutusundan çıkartacağız. Evet, Amerika lansmanının ardından GTX 1080 Türkiye hudutlarından girdi. Henüz şu videoyu çektiğimiz sıralarda Türkiye piyasasında satışta değil. Evet Ali 27 Mayıs'ta satışta olacak. Tabii ki özel tasarımlı kartlar Haziran'ın başında piyasada olacak. Özel tasarımlı dediğimizde Nvidia ile partnerlik yapan, Nvidia'dan çekirdeği alan fakat kendi soğutma sistemiyle kendi özel tasarımını ortaya koyan markalar olacak tabii. Evet, bizim bugün kutusundan çıkartacağımız model ise Founders Edition. Recep bu Founders Edition nedir? Şimdi hazır kutu açılışına bundan bahsedelim. Çünkü incelemede bayağı bir teknik detay olacak. Ali aslında kullanıcıların aşikar olduğu referans tasarım Nvidia artık bu referans tasarıma referans tasarım demek istemiyor. Çünkü üzerinde epey vakit harcadığını söylüyor. Soğutmasını özel olarak tasarladığını söylüyor. Hmm. Ki aslında Blower Fan soğutmasını tercih eden epey bir kullanıcı var. Bu bağlamda buna Founders Edition diyor. Şimdi Blower Fan konusu ayrı bir tartışma konusu. Evet. Referans tasarımının ötesine geçen soğutmalarda kullanılan materyallerin farklı olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Hatta pek çok kullanıcı 1080'nin duyurusundan bu konuyu birazcık tartışmaya başladı. Evet. Ee, 16 nanometre var. Titan X'ten daha hızlı iddiaları var. Ortada bayağı bir yüksek performans vaadi var. Şimdi inceleme Özellikle olması için düzgün bir şekilde sürücülerin zaten çıkması gerekiyor. Doğru. Bunun bir altını çizelim sevgili izleyiciler. İncelemesi size güncel ile birlikte 1080 için tasarlanmış sürücülerle birlikte gelecek. Evet. Çünkü bundan önce daha önce piyasaya sızan bazı veriler vardı. Bunların büyük bir kısmı yalan ve yanlış olmakla birlikte zaten gerekli sürücüler de yapılmadıkları için onlar erken heyecan uyandırmak için ortaya salınmıştı. Evet zaten o görsellerde Ali kartın ismini bile göremiyoruz. Kartın ismini göremiyorsun, doğrulama yapılamıyor, pek çok şey onaylanmıyor. Bu yüzden gerçek incelemeler bundan sonra başlayacak sevgili izleyiciler. Bunun altını çizelim. Kutu açılışı da aslında size bu ön bilgileri vermek, lansmanda öğrendiğimiz bazı şeyleri paylaşmak ve öne çıkan noktalara değinmek için bizim için ek bir fırsat oldu. Evet GDDR5X var. Pascal var. Epey bir bilgi açıklandı. Bunların hepsini tabii ki inceleme yayınlandığı zaman sizlere kavuşturacağız. Öncesinde de hazırladığımız bir makale var. Ben hızlı bir şekilde okumak istiyorum derseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. 1080'in ana noktalarını okuyup görebilirsiniz ama tabii ki iş üzerinde göreceğiz bunu. Daha doğrusu oyun üzerinde göreceğiz. Senin DreamHack'te gördüğün özellikle o Doom oynarken çok yüksek FPS e veren sistemlerde olduğu gibi görüyoruz. Evet Ali. Doom'u 200 FPS'de rahatlıkla oynatabiliyor kart. Bakalım orada gördük ama bizim yeni sürücülerle birlikte nasıl performans verecek? Her zaman oraya bir şüphe şahini koyacaksın çünkü. Kesinlikle. Valla Ali başlayalım istersen kutuyu açalım ondan sonra da incelemeye geçeriz. Kuttan çıkartalım sevgili izleyiciler inceleme için hazırlanalım. Kutu tasarımı daha farklı olmuş Recep. Kutuyu biraz daha ufak yaptıkları dikkatimi çekti. Daha önce Titanix ve diğer ekran kartlarının kutu biraz daha iyiydi sevgili izleyiciler. Ölçek olarak elimizi şöyle koyabiliriz. Nvidia logosu siyah, yeşil ve beyaz renklerden oluşan tasarım. Burada da bana hatlar bir yatı anımsatıyor. Böyle stealth yatlar olur ya, gemiler olur ya böyle keskin hatlar vardır. Bu özellikle Founders Edition'da bakın tasarımı farklılaştırdık diye altını çizdikleri nokta. Yan tarafta da sade bir tasarım var yine. Kartın küçük bir şemasını çizmişler. Şu kısımda da etiketimiz var. İstersen etiketimizi açalım hocam. Açalım Ali hemen. Bir tane de diğer tarafta olacak bu şekilde hemen bir çevirelim. Bu tarafı da açalım ve de açılışa hazırız. GTX 1080 karşımızda. Inspired by Gamers, Built by Nvidia diyor. Evet, oyuncular ilham kaynağı oldu, Nvidia da üretti. Kartımızı çıkartalım Ali. Evet oldukça kalın bir koruma süngerinin içerisinde yer alıyor antistatik poşeti var. Kutunun içerisinde başka bir şey yok sevgili izleyiciler ama piyasada satılan sürüm değil dediğimiz gibi ilk gelen örnekler muhtemelen Founders Edition'da farklı bir şeyler olabilir ya da Founders Edition doğrudan bu kutuda da satışa çıkabilir. Türkiye'de piyasaya geldiği zaman zaten TeknoPat Sosyal'de hemen bir bir ardına açılan konulardan anlayabileceksiniz. Referans tasarımlardan alışık olduğumuz blower fan dediğimiz fan tipi burada. Evet Ali. Founders Edition diyeceğiz artık. Ama Founders Edition diyeceğiz. Neden peki Nvidia sadece ismi değiştiriyor? Bunu da bir altını çizelim. Hayır soğutmada geliştirme yaptıklarını söylüyorlar. Bu testi ortaya çıkacak sevgili izleyiciler. Ama artık böyle bir farklı referans tasarım bekliyorsanız o çıkmayacak. Özellikle onu haber vermek için bunun altını çiziyoruz. Kullanıcıların çünkü bu tür kavramların değişmesine alışması birazcık zaman alıyor. Evet. Kartın üzerinde açılı böyle daha farklı bir tasarım var. Şeffaf burada bir pencere var. Altında alüminyum yapraklarımızı görüyoruz soğutma için. Baktığımız zaman 980'in ve daha önceki o zaman referans olarak çıkan kartların tasarımına biraz benziyor. Buradaki açı farklılıkları hariç. Ama esas yenilik bu dışarıdaki Founders Edition ya da fan ya da buradaki renkler ya da şuradaki yazının konumu falan değil sevgili izleyiciler. Evet asıl yenilik soğutmanın altındaki Pascal GPU'da yatıyor. Çünkü daha önce ekran kartları 28 nanometre üretiliyordu ama artık 16 nanometreye indi ve zaten en önemli nokta incelemede üzerinde duracağımız, verimliliğine bakacağımız, performansına bakacağımız nokta bunun altında yatan yeni teknoloji olacak geçtiğimiz senelerdeki gibi sadece yazılımsal değişiklikler ya da mimari değişiklikler değil, üretim tekniklerinde de çok büyük bir değişim yaşandı. Kesinlikle bellek yongaları da artık değişik Ali. GDDR 5X kullanılıyor Micron tarafından geliştirilen. Tabii bir de bunun arka kısmında da bir yenilik var. Şimdi onu da gösterelim arka plakanın geri geldiğini görüyoruz. Arka plaka neden gelmişti, neden gitmişti, neden tekrar geri geldi Recep? Hani özelliği ekleyip sonra çıkartıyorlar mı? Nedir bunun sebebi? Ali daha önce dediğim gibi Nvidia arka plakayı kullandı ama SLI konfigürasyonlarda biraz sorun çıkartmıştı bu. Biraz fazla kalınlığı sevgili izleyiciler arka arkaya iki ekran kartını taktığınız zaman şuradaki kısmın kalınlığı önemliydi. Kullanıcılara aslında uyarı yazmışlardı. SLI yapacaksanız çıkarın da demişlerdi ama evet kullanıcılar bunu fark etmediler alışkanlıktan çünkü e, referans tasarım olmayan üreticilerin yaptığı arka plakalar daha ince daha hassas tasarlandığı için onlarda da sorun olmuyordu. Evet. E, kullanıcı referansla da aynısını bekleyince bulamamıştı. Nvidia'da en temiz çare biz bunu tekrar çıkartıyoruz demişti. Şimdi 1080 ile birlikte bunu SLA'ya engel olmayacak şekilde tekrar tasarladıklarını söylüyorlar. Evet daha düşük profil daha ince. İstersen o inceliğe de bir bakalım Ali. Arka plaka artık neredeyse PCB'ye yapışık. PCB'nin kalınlığı da güzel duruyor Recep. Tost gibi böyle ikisi birbiriyle yan yana bir yapısı var. Şimdi bu PCB'nin kalın olması da kartın dayanıklılığı için önemli. Kesinlikle. Ama şimdi daha ilk defa kurcalıyoruz kartı. Uzun vadede kullanıp biraz sıcaklığa maruz bıraktıktan sonra daha sağlıklı test sonuçları ve daha sağlıklı görüşleri sizlerle paylaşacağız. Evet. Burada bir şey daha dikkatimi çekiyor. Yan taraftaki SLI köprüsünün olduğu bağlantı yuvaları yani bu kısım kaldırılmamış hala duruyor. Evet Ali SLI için köprü kullanmaya devam ediyoruz. Peki burada bir değişiklik var mı? Bir değişiklik var. Nvidia yeni SLI köprülerini tanıttı. Yeni SLI köprüleri GTX 1080 ile birlikte artan veri trafiğini kaldırabilecek düzeyde. Eski kutulardan çıkan SLI köprüleri sevgili izleyiciler aynı bant genişliğine sahip değil. Yeni bir SLI köprüsü almanız gerekecektir. Evet. Oradan bir de şunu da belirtti Özellikle esnek olan köprüler e, düşük bant genişliğine sahip. Fakat piyasadaki bazı köprülerin yüksek bant genişliğini sunduğunu evet. kullanıcıların sisteme taktıktan sonra sistemin SLI'ın hızını test edip köprü yavaşsa kullanıcıya belirteceğini belirtiyor. ROG'nin mesela SLI köprüleri oldukça sağlam fiziksel yapıdaydı. Onları şu an yeni bant genişliğiyle test etmedik sevgili izleyiciler ama ayrı ücretli satılan sert SLI köprüleri var. Kaliteli olanlar. Onları karşılaması muhtemel. Yani böyle uç noktadaki bir sistem upgrade ediyorsanız yeni köprüyü almadan bir test edin. Evet. Eğer kaldırıyorsa kullanabilirsiniz. Uyarı vermiyorsa zaten destekliyor demektir. Kesinlikle. Oradaki esas olay bunu bağlayan aslında oradaki kabloların kalınlığı. Hep malzemeden o kırpılan sentler, ucuz olan bedava eşantiyon verilen şeyler. Yahu aynı teknoloji değil mi? Sevgili izleyiciler elektrik dünyasının fiziksel gerçekleri var. Elektronik dünyasının her şey aynı kalitede olmuyor. Evet. Elektrik demişken burada 8000 güç bağlantısını görüyoruz. Evet Ali. Kart Nvidia'nın iddia ettiğine göre Titanixen 2 kat daha hızlı fakat Titanixen 3 kat daha verimli. Şimdi daha önce Maxwell'le enerji verimliliğini zaten muazzam bir derecede arttırmışlardı. Evet. Bunun üzerine Pascal mimarisinde nanometrede küçüldüğü için sevgili izleyiciler bu şu an bize mümkün gözüküyor. Evet. İddia edilenlerin doğru olduğunu düşünüyoruz ama baştan düşünce bir şey değiştirmiyor. Pratikte test ettiğimiz zaman bu thermal design power TDP değeriyle fişten pratikte çekilen gücü bir karşılaştıracağız. Bakalım priz üzerinden bizim harcadığımız elektrik gerçekte kaç watt? Tam yükte oyun oynarken kullanıcıların faturasına ne kadar yansıyor? Bunlara da bakacağız. Son olarak giriş çıkışlarda da epey yenilik söz konusu. Ne var Recep? Ali örneğin HDR desteği var artık HDMI çıkışında. Yine DisplayPort'ta da yeni teknolojiler kullanılıyor. Bunların detaylarını incelemeye bırakalım ama kartı ben hemen çıkar çıkmaz alacağım diyen kullanıcılar ola ki sadece kutu açılışına bakarlar bir fikir edinsinler. Sevgili izleyiciler buradaki DVI portu gördüğünüz üzere VGA'yı desteklemiyor. Yani eski analog monitörümüzü bağlayamayız. Bağladığımız zaman zaten hani bağlama imkanı olduğunda da kalitenin düştüğünü belirtelim. 1080 gibi bir kart alacaksanız yanına güzel bir de monitör almanız da mutlaka fayda olacaktır. Bunu önemli belirtelim. 1080'i kutusundan çıkarttık. Test etme için artık sabırsızlanıyoruz. Evet sevgili izleyiciler kutusundan çıkartmışken kenarına köşesine yeni özelliklerden bazılarına da baktık. Bir nevi ön inceleme gibi bazı detayları aktardığımız bir kutu açılışı oldu. Sizden inceleme için sorularınızı da bekliyoruz. Mutlaka yorum yapın. Özellikle makalemizin altında bunun haricinde ekstradan sistem konularınız varsa lütfen Teknopat Sosyal'de konu açarak kendinize özgü sistemler için sorularınızı sormayı da ihmal etmeyin. Bunun haricinde dediğimiz gibi artık inceleme yoluna girdik, inceleme yolunda ilerliyoruz. Uygun sürücüleri de dediğimiz gibi doğru şartlarda ve pratikte biz oyunculara, kullanıcılara neler sunduğuna sizlerle birlikte yakından bakacağız. Evet, sizlerle birlikte GTX 1080'in kutusundan çıkarttık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.